Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar sevgili izleyenler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, ülkemizde son günlerde koronavirüse yakalananların sayısının giderek artması yeni tedbirlerin gelmesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü kabine toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında COVID-19 tedbirleri kapsamında toplu olanların saat 22'de kapanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonunda kameralar karşısına geçerek basın açıklamasında bulundu. Erdoğan, COVID-19 önlemleri çerçevesinde Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek diye konuştu. Erdoğan, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıların bahar aylarıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi. Yüz yüze eğitime geçiş konusunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının seyrine göre önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarının değerlendirileceğini açıkladı. Aşı çalışmaları dünyada ve ülkemizde hızla ilerliyor. Yıl sonuna kadar yabancı ülkelerde geliştirilen bir veya birden fazla aşıyı ülkemizde uygulayabilir hale getirmeyi planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıları da bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu konuda arzu ettiğimiz seviyeye gelene kadar kurallara riayet ederek kendi kendimizi korumaktan daha etkili bir aracımız yoktur. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızdan bu konuda daha fazla dikkat, daha fazla hassasiyet bekliyorum. Son haftalarda salgının bu şehrimizdeki artışının önüne ancak bu şekilde geçebiliriz. Bu çerçevede Türkiye genelinde geçerli olacak şekilde şu hususları kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar yeri ve market gibi yoğun insan hareketliliğinin olduğu yerlerdeki denetimler artırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, hastane ile berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22'de sona erecektir. Son kabine toplantımızda okullarımızdaki sınıfların bir kısmında daha eğitim öğretim yüz yüze başlaması kararını kamuoyuyla paylaşmıştık. Bugüne kadarki uygulamalar sürecin çok ciddi bir sorunla karşılaşılmadan ilerlediğini gösteriyor. Salgının seyrine göre önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz. Sevgili izleyenler, Düzce Pandemi Kurulu tarafından koronavirüs vakalarının artması üzerine yeni tedbirler alındı. Buna göre internet kafe, düğün salonu gibi eğlence mekanları saat 21'de kapanacak. Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında yapılan İl Pandemi Kurulu toplantısına İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda bundan sonraki süreçte devreye sokulması planlanan yeni tedbirler ve uyulması gereken kurallar görüşüldü. Toplantı sonrası Düzce Valiliği'nin aldığı kararlar şu şekilde. Vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu pazar yeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde, sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmanın önlenmesine, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere ağırlık verilmesine karar verildi. Ayrıca evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, nikah düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler, salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve luna parklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu,
hamam, kaplıca, sauna gibi yerlerin saat 22'de kapanması kararlaştırıldı. Evet, iki büyük deprem yaşayan Düzceli vatandaşlar 21 yıl önce kendilerine yardım gönderen İzmir halkının yaşadığı depremde yaralarını sarabilmek için gönüllü olarak fabrikada gece gündüz çalışarak ürettikleri 81 bin şişe kolonyayı deprem bölgesine gönderdiler. Yenitaş Köprü köyünde bulunan vatandaşlar 21 yıl önce yaşadıkları depremde İzmirlilerin kendilerine gönderdikleri yardımları unutmayarak depremzedeler için harekete geçti. Kolonya fabrikasının sahibi Nadir Yorgun'dan izin alarak gece gündüz demeden gönüllü olarak çalışıp 81.035 adet kolonya ürettiler. Sabaha kadar çalışarak 81 bin şişe kolonya üretimi yapan vatandaşlar İzmir'deki depremzedelere gönderilmek üzere ürünlerin paketlenerek kamyona yüklendiği anda gözyaşlarına hakim olamadılar. Kolonya üretimini yapan İmran Yıldız, ürettiğimiz kolonyaları İzmir'deki depremzede vatandaşlarımıza göndereceğiz. Hislerim anlatılmayacak derecede aynı acıyı tekrar yaşadık dedi. Kolonya Fabrikası Müdürü Nurettin Yılmaz da 1999 depremini yaşadık, iki sefer yaşadık. O acıyı tattık, iyi biliyoruz. O yüzden o günlerde İzmir bizim yanımızdaydı. Bugün de İzmir'de deprem felaketi yaşadı. O kardeşlerimize bir nebze olsun, faydamız olsun diye dezenfektan anlamında 81.035 adet kolonya ürettik. Gece sabaha kadar çalıştık. Paketledik, tırımıza yükledik. Yenitaş Köprü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür de biz Türkiye olarak bir arada olduğumuzda çok güçlüyüz. O yüzden köyümün halkı ile gurur duyuyorum şeklinde konuştu. Ve şu anda da depremden dolayı zarar gören İzmirli kardeşlerimiz için böyle bir şey yaptı. 81.035 adet Düzce ve İzmir plakaları özellikle bir sembol olsun dedik. Köyün gençleri akşam hepsi toplandılar. Yaklaşık 40 kişi civarındaydı. Sabahlara kadar çalıştılar ve bunu yetiştirdiler. Biz de köyümüzde böyle bir fabrika olduğu için gururluyuz, onurluyuz. Düzce Valiliğimizin, AFAD İl Müdürlüğümüzün koordinesinde şu anda kolonyalarımızı İzmir'e göndereceğiz. Ve bültenimize maalesef bir kaza haberiyle devam ediyoruz. Bugün ilimizde meydana gelen trafik kazalarında biri ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı. TEM otoyolu Bolu'da İstanbul istikametinde meydana gelen zincirleme kazada yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iddiaya göre 06BGG 417 plakalı kamyonun freni patlaması sonucu önünde ilerlemekte olan 6 otomobil ve 1 tıra çarptı. Zincirleme kazada biri ağır toplam 9 kişi yaralandı. Feci kaza sonucu TEM otoyolu Bolu'da İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Sabah saatlerinde Çoban mevkiinde meydana gelen kazada ise 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre İstanbul istikametine giden Kerim Yılmaz idaresindeki 81AAK 211 plakalı otomobilde yine aynı istikamette ilerleyen Ferrah Kılıçarslan idaresindeki otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Kerim Yılmaz ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine götürerek tedavilerinin yapılmasını sağladı. Kazadan dolayı Çoban ve Öztürkler kavşağı arasında uzun araç kuyrukları oluştu. Kazadan ötürü yola dökülen araç parçalarını ise esnaf temizledi. Yılca'dan Düzce'ye yolcu taşımacılığı yapan İlhan Bey idaresindeki 81BS 606 plakalı yolcu minibüsü de Güneyaltı mevkiinde şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü İlhan Bey ile minibüste yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir diğer kazada Düzce yönünden Akçakoca istikametine gitmekte olan 81DL 960 plakalı özel araç Tepeköy sapağındaki keskin viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.
Kazada araç sürücüsü yaralanırken olay yerine gelen Akçakoca Belediyesi kaza kırım ekipleri ve sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. Tırının yan tarafında bir araç, çekicindeki ağır yaralıydı. Ağır yaralı oldu. Ona da müdahale ettiler. Kaza sizin önünüzde mi oldu abi? Yok abi, biz arabada, biz buraya geldik de bu arabadan çıkanlar görüştük. Evet. Kervan Kavşağı'nda yol bakımı yapılıyor diyelim ve devam edelim. Düzce şehir merkezi ile Bahçeşehir arasında ulaşımı sağlayan Kervan Kavşağı'nın dün kapanmasının ardından bugün de İstanbul istikametinden bağlantısı kapanıyor. Her iki yönden de giriş ve çıkışın olmayacağı Kervan Kavşağı için vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları istendi. Düzce şehir merkezi ile Bahçeşehir, Toki Konutları, Yahyalar ve Koçyazı Mahallesi'ni birbirine bağlayan bağlantı yolu Kervan Kavşağı'nın tüm giriş ve çıkışları yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle kapanacak. Dün itibariyle Ankara istikametinden bağlantının kapandığı yolda bugün de İstanbul istikametindeki bağlantı yolu kapanacak. Bakım ve onarım çalışmasıyla Kervan Kavşağı'nın tüm giriş ve çıkışları kapanacağı için vatandaşların Kaynaşlı'dan gelen Kuzey Çevre Yolu'nu ya da Soğancı Kavşağı'ndan itibaren arka yolu kullanarak Bahçeşehir'e ulaşması istendi. Diğer yandan Bahçeşehir merkezine gidecek vatandaşların ise Metek Toki konutları içerisinden D655 karayoluna ya da yine Kuzey Çevre Yolu'nu kullanarak Çamköy Kavşağı'na inip D655 karayolundan ilerlemeleri istendi. Tarım ve Orman Bakanlığı dünya genelinde çevre ve sürdürülebilirlik konusunda en çok imza toplanan çevrim içi kampanya çalışması başlattı. Gelecekte de böyle zor günlere rahatlıkla göğüs gerebilmek için gelin sofralarımıza sahip çıkalım. Tarım ve Orman Bakanlığı dünya genelinde çevre ve sürdürülebilirlik konusunda en çok imza toplanan çevrim içi kampanya çalışması başlattı. 2 milyon söz arayan bakanlık vatandaşlarında gıda kayıpları ve israfın önlenmesi amacı ile dünya genelinde bir rekor denemesi başlattı. Çevre ve sürdürülebilirlik konusunda en çok imza toplanan çevrim içi imza kampanyası kapsamında vatandaşlar www.sofranasahipçık.com adlı siteye girip bulundukları şehirler için imza atabiliyor. Sistem imzanın ardından söz veren her bir vatandaşa her lokmanın ve her yudumun kıymetini bileceğime, gıda kaybı ve israfını ve olumsuz çevresel etkilerini önlemek için kendi adıma var gücümle sorumluluk alacağıma, yiyecek ve içecekleri ihtiyacım kadar alıp bilinçli tüketip israf etmeyeceğime söz veriyorum şeklinde bir sertifika düzenliyor. 2 milyon söz arayan bakanlığa Düzce'den 965 söz verilirken en çok söz 47.384 ile İstanbul'dan geldi. Evet sevgili izleyenler, bu akşam sizlere Taç Mahal'den seslendik çünkü Düzce'nin duayen gazetecileri Erol Tayhan ve Nevzat Cingirt'in birlikte hazırlayıp sunacakları Düzce Kulis programının ilki bu akşam burada saat 21'de canlı yayınla ekranlarınıza gelecek. Siyasi ve güncel olayların değerlendirileceği ve yorumlanacağı programın ilk konuğu ise İl Genel Meclis üyesi Düzce Eski Belediye Başkanı Sayın Dursun Ay olacak. Yine hemen hatırlatalım, Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanacak programı Oksijen Medya'ya bağlı gazetelerin sosyal medya hesaplarından da izleyebilirsiniz. Soru ve yorumlarınızı yine Düzce Kulis programında canlı yayında iletebilirsiniz diyelim. Evet, ana haber bültenimizi bizler burada noktalıyoruz ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerine her zaman olduğu gibi oksijen.tv adresinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Oku, öğren, yaşa. Bak, hayatı gör. Ben Özlem Alboğa. Bundan böyle hafta içi her akşam saatler 19'u gösterdiğinde bu ekranlarda olacağım ve gündemi en sıcak haliyle sizlere aktaracağım. Bence izle. Hayattan haberin olsun.